Merhaba çocuklar, uzaktan eğitimde bir haftayı birlikte bıraktık. Umarım geçen hafta yaptığımız çalışmalar sizler açısından verimli, başarılı bir hafta geçirmişsinizdir, başarılı olmuştur diye düşünüyoruz. Geçen hafta çok genlerle ilgili özelliklerini vermiştik, açılarını nasıl bulacağımızı, dış açılarını nasıl bulacağımızı, iç açılarını nasıl bulacağımızı ya da bir köşegenin bir açıyı iki eş parçaya böldüğünü söylemiştik. Bugün ise bu konumuzun devamı olan yine işte çokgenlerimizin hem özelliklerinden bahsedeceğiz hem de sorularımızı çözeceğiz. Bu hafta ne göreceğiz diye sorarsanız paralel kenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve yamuğun özelliklerini göreceğiz. Aslında biz bunlar bildiğimiz şeyler. 5. ve 6. sınıfta biz bunlarla ilgili gerçekten güzel çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Bunların özellikleriyle ilgili detaylı bir anlatım yapmıştık zaten sizlere. Bildiğimiz şeyler ama biz yine de bir üzerinden geçip tekrar edeceğiz. Bir kere şunu hiçbir zaman unutmayın. Özellikleri bilmiyorsanız bu konuda ya da bu soruları ya da bu konunun soruları çözerken gerçekten çok zorlanabilme ihtimaliniz vardır. Özellikleri bildiği zaman zaten özelliklerinden çok rahat bunlarla ilgili sorulara cevap verebileceğiz. Öncelikle paralel kenar 4 tane köşesi vardır. İşte 4 tane köşesi vardır A, B, C, D. 4 tane kenarı vardır. Karşılıklı kenarları birbirlerine paraleldir ve eşit uzunluktadır. 2 tane köşegeni vardır D, B ve A, C gibi. Köşegenler daima birbirlerini tam orta noktalarından keser. Yani burası 4 birimse karşısı da 4 birim, burası 3 birimse karşısı da 3 birim olacaktır. Ardışık iki açısının yani ardışık iki açısının kastımız şudur. Burası örnek veriyorum. Burası 60 derece ise burası 120 derece olmak zorunda. Neden? Ardışık yani peşi sıra gelen bir yanındaki olan açıyla ikisinin toplamı 180 derecedir. Bunu söylüyor bize kuralda. Karşılıklı olan açıları daima birbirine eşittir. Yani burası 60 derece ise karşısı da 60 derecedir. Burası 120 derece ise karşısı 120 derecedir. Şu açı olaylarını bir daha tekrarlayalım. Ardışık iki açının toplamı hangisini alıyorsak fark etmez. Ardışığı demek peşi sıra gelen açı demek. Yan yana olan da bildiğimiz artık nasıl olduğunu görüyorsak ardışık olan iki açının toplamı 180'dir. Karşılıklı açıların ölçüleri toplamı birbirine, karşılıklı açılar birbirlerine eşittir. İç açıları toplamı 360'dır. Bunların bütün hepsini açıları topladığımız 360 eşittir. Dış açıları zaten bütün çokgenlerinde 360 olduğunu biliyoruz. Özellikleri bildiğimiz sürece kesinlikle bir hata yapmamız bir şansımız zaten yoktur. Hemen sorularımıza geçelim. Aşağıdaki veriler, yanda verilen şekilde ABCD paralel kenardır. Buna göre DFA açısının ölçüsünü bulalım. Bakın DFA açısı dediği yer tam burasıdır. Ben burayı arıyorum. Yani ben burayı ararım. Bulmak istiyorsam öncelikle şunu diyeceğim. Paralel kenarda bir özellik var. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Burası 80 derece ise tam karşısının tamamı da 80 derece olmak zorunda. Yani buranın tamamı 80 derece olmak zorunda. Ben 80'den 24'ü çıkartırsam 56 kalacaktır. Demek ki benim şuradaki açımın değeri 56 derecedir. Ben şunu da biliyor muyum? Hemen şuraya şöyle silersek şöyle. Ben şunu da biliyor muyum? Bakın şurada bir Z kuralı var. 56 derecesi o zaman benim aradığım açının ölçüsü de kaç derecedir? 56 derece olacak. Özellikle bildiğim zaman ne kadar kolay olduğunu siz de görüyorsunuz. Şimdi yine geldik ikinci bir sorumuza. Bakın karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir demiş. 116 ise tam karşısı yani C açısının tamamı da 116 olmak zorunda. Ama burada bir açıortay var. Açıortay varsa hemen 116'yı 2'ye böleceğiz. 116'yı 2'ye bölersek 58 derece olması gerekiyor. O zaman her biri bunların açı olarak kaçtır? 58 derecedir. Benden CEB açısını istiyor. Yani şuradaki açıyı istiyor. Benden buradaki açıyı istiyor. Benden bu açıyı bulmam istiyor. Bu açıyı da bulmak istiyorsan bakın dikkat etsin. Şurada bir Z kuralı var. 58 o zaman bu açının da değeri kaçtır? 58 olacaktır. Özellikler bilindiği zaman çok rahatlıkla yapılabiliyor. Paralel kenarda karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Ardışık açıların ölçüleri toplamı 180'dir. Köşegenler daima birbirlerini orta noktalarından keser ve iki eş parçaya bölmüş olurlar. ABCD paralel kenarda diyor. DE açıortayda diyor.
Bana AED üçgeninin çevre uzunluğunu sormuş. Şimdi bir, karşılıklı açıların ölçüleri birbirleştirmeyelim. Burası 6 ise o zaman burası da 6 değil midir? Çok güzel. Şimdi açılarda hamle yapacağız. Nasıl yapacağız hamlemizi? Hemen onu gösterelim. Şurada bir Z kuralı var. Bakın şurada bir Z kuralı var. Buradaki açının ölçüsüyle buradaki açının ölçüsü birbirine eşittir. O zaman ben buraya da bir açıortay işaretini, bir işaret koyabilirim. İki açısı birbirine eşitse bu ikizkenar üçgen. O zaman burası da 6 santimdir. Tamam, AED üçgeninin çevre uzunluğunu bulurken çevre 6 artı 5 santimden topladığımız zaman toplamda 17 santim bulmuş olacağız. Dördüncü soru ise yanda verilen şekilde ABC bir paralel kenardır. DE 6 santim. Bakın burası 6 santim. EC 10 santim. Burası da 10 santim. Bana AEB üçgeninin, yani şuradaki küçük üçgenin çevresini soruyor. Biz şunu biliyor muyuz arkadaşlar? Paralel kenarda köşegenler birbirlerini tam orta noktalarından keserler ve iki eş parçaya bölüştürür. O zaman burası 6 ise burası da 6 değil midir? Burası 10 ise o zaman burası da 10 değil midir? Ben artık üçgenimin, yani benim aradığım üçgen şuradaki üçgen değil mi? Aradığım bölge. Ben bunların çevre uzunluğunu arıyorum. O zaman çevre dediğimiz olay 10, 12 ve 6 santimin toplamıdır. 22, 28 santim olacaktır. Hemen diğer bir konu başlığımıza geçiş yapalım. Geldik dikdörtgen. Dikdörtgen zaten ta belki de ilk okuldan bildiğimiz dikdörtgen ve kare özellikleri dolayısıyla belki de en kolaylıkla hatırlayabildiğimiz bir çok geliştir. Nedir? Yine 4 tane köşesi vardır. 4 tane kenarı vardır. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Her bir açısı 90 derecedir. İç açılarının toplamı 360 derecedir. Dış açılarının toplamı daima bütün çokgenlerde 360'dır. İki tane köşegeni vardır. Köşegenleri aynı paralel kenarda olduğu gibi birbirlerini tam orta noktalarından keserler ve iki eş parçaya bölerler köşegenler birbirlerini. Bunlar da köşegen uzunlukları birbirlerine eşittir. Bunu biz paralel kenarda köşegen uzunlukları birbirlerine eşit değildir. Hemen aşağıdaki sorularımızı çözelim. Bakın. AE'nin 11 santim olduğunu söylüyor. Burada AE 11 santim ise iki eş parçaya böldüğü için burası da 11 santimdir. Aynı şekilde köşegen uzunlukları birbirlerine eşit olduğu için o zaman benim için buradaki uzunluklar da 11 santimdir. Ben o zaman çok rahatlıkla cevabımı bulabilirim. BD ile AC'nin toplamını söyleyeyim. BD 11 artı 11'den 22'dir. AC dediğimiz 11 artı 11'den 22'dir. İkisinin toplamı cevap 44 santimetre olacak. İkinci soruda ise ABC'li dikdörtgende diyor. AEB açısının ölçüsünü soruyor. Yani benden nereye soruyor? Tam burayı soruyor. Bir, ben şunu biliyor muyum? Köşegen uzunlukları birbirine eşit ve tam orta noktalarından keser. Bunu biliyorum. Tamam. Ve şunu da çok rahatlıkla bulabilirim. İkizkenar bir üçgen var. Bakın bu AEB üçgeni. O zaman burası 36 derece ise tam şuradaki açımız. Burası da 36 derece değil mi? O zaman ben buradaki açıyı arıyorsam iki açımı, yani iki tane 36'yı toplarım, 180'den çıkartırsam soru işaretinin değerini buluyorum. İki tane 36'yı topluyorum. 72 olacak. 180'den de 72'yi çıkartırsak 108 olmuş oluyor. Kurallar bize sorumuzu çok rahatlıkla çözdürüyor. Şimdi bize burada şöyle bir bilgi vermiş. Yine ABC dikdörtgen demiş. AE AB'ye eşit. Şurada bir ikizkenar üçgenimiz var. Ben biliyor muyum? Bir dikdörtgende bütün açıları 90 derecedir. O zaman buranın tamamı da 90 derece olacaksa 90'dan 28'i çıkartırsak 62 derece midir? Yani benim için şuradaki açı 62 derece mi?
ikiz kenar üçgense o zaman benim için şuradaki açı da 62 dereceli olacak mı? Evet, benden EAB açısını ölçmek istiyor. Yani şuradaki açının ölçüsünü istiyor. Ben burayı arıyorum. Soru işareti dersek buraya. 62 ile 62'yi toplarım. 180'den çıkartırsam soru işareti bulmuş olur. 62 artı 62 eşittir 124. 180'den de 124 çıkartırsak cevabımızı 56 saniye olarak bulmuş, tek derece olarak bulmuş oluruz. Yani olmaz. Bugünlük değil, bunlar derece. Şöyle. ABCD dikdörtgen diyor dördüncü sorumuzda. EFA açısını tutuyor. Yani benden buradaki açının ölçüsünü soruyor. Hemen ben bu açının ölçüsünü bulmak istiyorum. Bir, ne biliyoruz? Dikdörtgende bütün açılar 90 derecedir. Ben 90 dereceden 27'yi çıkartırsam şuradaki açıyı olur muyum? Olur. Hemen 90'dan 27'yi çıkartacağız. 90'dan 27'yi çıkartırsak kaç kalır? 63 derece kalır. O zaman benim için burası 63 derece midir? Evet. Ve ben şunu da biliyor muyum? Bütün açıları 90 derece ise burası da ilk açılı bir üçgen midir? Son olarak da F açısının, yani EFA açısının ölçüsünü arıyoruz. Bakın burada bir EFAB dörtgeni var. Bir dörtgenin iç açıları, ölçüleri toplamı 360'tır. O zaman ben bu 88, 63 ve 90'ı toplayıp 360'tan çıkartırsam soru işareti, yani sorumuzun cevabını bulmuş oluruz. Hemen 88, 63 ve 90 dereceleri topladığımız zaman 10 derecede var. 1241 derecedir. 360'dan da 241'i çıkarttığımız zaman cevabımız tam 119 derece olmuş olacak. Dikdörtgenin özelliklerini tekrarlarsak, 4 kenarı vardır, 4 köşesi vardır, karşılıklı kenarları birbirlerine paraleldir ve eşit uzunluktadır. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir ve köşegen uzunlukları birbirinin tam orta noktalarından keserler. Bütün açıları 90'ar derecedir. İç açıların ölçüleri toplam 360'tır. Dış açıların ölçüleri toplam 360'tır. Dikdörtgenin bütün özellikleri bunlardan ibarettir. Şimdi geldik. Eşkenar dörtgeni. Eşkenar dörtgen en çok kare ile karıştırılıyor. Neden kare ile karıştırılıyor? Şimdi birazdan bahsedeceğim. Bizler karıştırmayacağız. Özelliklerini bildiğimiz sürece kesinlikle hata yapmayacağız. Burada belli başlı özellikler var bilmeniz gereken. Bunlara da şimdi değinmenizi ya da çalışırken dikkat etmenizi isteyeceğim. Bir, her dörtgenimizde olduğu gibi 4 tane köşesi vardır, 4 tane kenarı vardır. Karşılıklı kenarları birbirlerine paraleldir. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bakın aynı kare gibi bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Karşılıklı açıları birbirine eşittir. Köşegenleri açıortaydır ve dikdörtgendir. İşte birinci özelliğimiz bu. Hangisini bilmemiz gerekiyormuş? Belki bize şu an farklı gelen köşegenleri açıortaydır. Yani buradaki açıları geç parçaya bölerler. Gördüğünüz gibi bakın bu yan tarafta göstermiş. Ve o köşegenler birbirinin tam dik bir şekilde 90 derecelik bir açıyla gitmiş oluyorlar. Karşılıklı açılar birbirine eşittir. Artışık açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir. Yani örnek veriyorum. Burası 70 derece ise o zaman burası 110 derecedir. Burası da 70 derecedir. Burası da 110 derecedir. Ben buradan köşegen çizdiğim zaman buradaki açı 2 eş parçaya bölünür. Buradan köşegen çizersem 35-35 olarak 2 eş parçaya bölünür ve köşegenler daima birbirine dik kesmiş olurlar. Köşegenler birbirini ortalarlar. Paralel kenarın özellikleri de sağlıyorlar. İç açıların ölçüleri toplamı 360, dış açıların ölçüleri toplamı 360'tır. Zaten bunlar bilindik şeyler dörtgenler için. Dört köşesi, dört kenarı vardır. Bunlar da zaten özellikler. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bu kareyle karıştırmamamız gereken bir noktadır. Onun da bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Sadece aslında kareyle bunun tek ayrımı olan yer, karede de birazdan göreceğiz. Orada da köşegenlerin birbirini dik bir şekilde kesmiş olacak. Buradaki tek farklılık kareyle
karenin bütün kenar, bütün açıları 90 derecedir. Ama burada eşkenar dörtgende aslında karşımızda olsa kalem üzerinden size çok güzel bir örnek verebilirim. Bir eşkenar dörtgen baklava dilimine çok benziyor aslında. Orada ise mesela örnek veriyorum, şuradaki verdiğim açılardan bahsettiğimiz bakın iki tane geniş açısı var, iki tane de dar açısı var. Açılarından yola çıkarak bence en büyük ayrımı orada yapabileceğiz. Neden? Bizim karede normalde bütün açılarımız 90 derece. Ama bakın burada iki tane geniş açısı, iki tane dar açısı olduğunu açıları vasıtasıyla aslında birbirleri arasındaki ayrımı yapabilmiş olacağız. Hemen aşağıdaki soruyla bu olayı bir canlandırmış olalım. ABCD eşkenar dörtgendir. Evet, eşkenar dörtgen. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Ya da işte karşılıklı açıları birbirine eşittir. Benden CDE açısını istiyorum. Yani bak buradaki açı istiyorum. Ben bunu bilmiyorum. Karşılıklı açılarının birbirine eşit olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Burası 128 ise bunun tamamı da 128 midir? Ben 128'den 26'yı çıkartırsam otomatik olarak sorumun cevabını bulmuş oluyorum. Çıkarttığımız zaman cevabımız 102 derece olacaktır. Hemen geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ise ABCD yine eşkenar dörtgendir diyor. CDE açısının ölçüsünü soruyor. Bakın buradaki açının ölçüsünü soruyor. 1. Ben şu özelliği biliyor muyum? Önce buna bir değinmem lazım. Köşegenler daima birbirlerini tam dik bir şekilde temas ederler. Bunu biliyorum. İkinci özelliğimiz köşegenler açıyı iki eş parçaya bölerler. Yani burası 48 derece ise bunun yanındaki açı da 48 derece midir? Buradaki açı. Bakın özellikleri, kuralları bildiğimiz zaman ne kadar basit bir soru haline. Dikkat etmişsiniz şurada bir dik üçgen oluşmuş. Direkt 90'dan 48'i çıkararak da cevabı bulabilirsiniz. 48'i 90'ı toplayıp 180'den çıkararak da cevabı bulabilirsiniz. Biz öyle yapalım. Genelde öğrencinin aklına direkt 180'den çıkarmak geliyor. 90'ı toplarsak 138, 180'den de 138'i çıkartırsak cevabımız tam 42 olarak çıkmış olacaktır. Hemen geldik 3. sorumuza. Bakın yine eşkenar dörtgendir diyor. Hemen kuralımız neydi bizim? Bir kere şunu hemen çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Köşegen açıyı iki eş parçaya böler. O zaman burası 36'dır. Bir kere köşegenler birbirini tam dik bir şekilde kesiyordu. Benden DBA açısını soruyor. Yani şurayı soruyor. Burayı bulduğum zaman otomatik olarak cevabı bulmuş oluyorum. 1. Hemen kuralları uyguluyorum. 36 ise 90'dan 36'yı çıkartırım. Burayı bulur muyum? 90'dan 36'yı çıkartırsak 54 derecedir. Yani benim için şu mavi açının olduğu kısım 54 derece midir? Köşegen açıyı iki eş parçaya böler. Yani açı ortay. O zaman benim için soru işaretinin değeri, yani sorunun cevabı da kaçtır? 54 derece olacaktır. Eşkenar dörtgenlerle ilgili son sorumuza girelim. ABCD eşkenar dörtgendir diyor. Eşkenar dörtgenin çevresi 40 santim. Bunun çevresi 40 santim. EB 6 santim. CE 8 santim. Benden DEC üçgeninin çevre uzunluğunu soruyor. Şunu şöyle hemen sağ tarafına gidelim. Birazdan şimdi sileceğiz zaten. Burası 8 santim. Benden şu üçgenin çevresini soruyor. Buradaki üçgenin çevresini bulduğumuz zaman otomatik olarak cevabımızı bulmuş oluyoruz. Şimdi öncelikle neye dikkat etmemiz lazım? 1. Çevre uzunluğu 40 cm'miş. Eşkenar dörtgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. 40'ı ben 4'e bölersem bir tane kenar uzunluğu 10 cm'dir. O zaman ben 10, 10, 10 ve 10 olarak yazmış oldum. Tamam. Sonra bana ne diyor? DEC çevresini, üçgenin çevre uzunluğu. Bir de şunu biliyorum biz. Köşegenler tam birbirlerini dik bir şekilde keserler ve iki eş parça eder. Yani burası 8 ise burası da 8'dir. Burası 6 ise burası da 6'dır. Ben bu cevabını aradığım üçgenin çevre uzunluğunu bulurken ne yapıyorum? 10, 8 ve 6'yı toplarsam ben bu üçgenin çevre uzunluğunu bulmuş olurum. Hemen şuraya çevre diyorum.
10 artı 8 artı 6 ikisini toplarsak cevabımız 24 santim olacak. Tekrar söylüyorum. Eşkenar dörtgenlerde kareyle karıştırmamak gerekiyor. Yine bunun da dört kenarı vardır, dört köşesi vardır. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir, karşılıklı açıları birbirine eşittir. Ardışık açıların ölçüleri toplamı 181. Köşegenler birbirine dik bir şekilde keserler. Köşegenler açıyı açı ortayıdır, yani iki eş parçaya bölerler. Daha da dış açıların ölçüleri toplamı 160'tır. İç açıların ölçüleri toplamı 160'tır. Özellikle bildiğimiz sürece çok rahatlıkla yapabileceğimiz bir konudur. Geldik kareye. Aslında dikdörtgenin arkasından birisi daha güzel olabilirmiş. Kare. Dört köşesi vardır, dört kenarı vardır. Karşılıklı kenarları birbirlerine paraleldir ve bütün kenar uzunlukları birbirlerine eşit. Bütün açıları 90 derece. Bakın, eşkenar dörtgende öyle değildir. İki tane geniş, iki tane dar açısı var. Baklava dilimi aklınıza geldi eşkenar dörtgende. Açılar üzerinden zaten çok rahatlıkla hesap edebilirsiniz. Bakın. Burada da köşegenler birbirini tam ortadan dik bir şekilde keserler ve köşegenleri iki eş parçaya bölür ve köşegen uzunlukları da birbirlerine eşittir. İç açıları toplamı 360'tır, dış açıları toplamı 360'tır. Hemen sorularımıza geçelim. Bildiğimiz zaten özellikleri var. ABCD karedir. AC ile BD'nin toplamı 48 santimdir. O zaman AC ile BD'nin toplamı 48 santimse ben şunu biliyorum. AC dediği bakın buradaki bir köşegendir. BD dediği ikinci köşegendir. İkisinin toplamı 48 ise. Şunu biliyorum arkadaşlar. Köşegenler birbirinin tam orta noktalarından keserler ve bunlar birbirine eşit midir? Yani aslında 4 tane parçanın toplamı 48 midir? O zaman ben 48'i 4'e böldüğüm zaman bir tane parçasının değerini 12 santim olarak bulur muyum? Ve benden nereye soruyor? AE'yi soruyor. Yani şuradaki uzunluğu soruyor. O zaman AE de kaçtır? 12 olacaktır. İkinci sorusuyla devam ediyoruz. ABCD karedir diyor. AEB ile ECB açılarının toplamını bulalım. AEB ile yani buradaki açı ile ECB açısının yani buradaki açının toplamı. İkisinin toplamı yani buna x dersek bu da y olur. X ile y'nin toplamını bulalım. Hemen şunları silelim. Baştan yapalım. Önce özelliklerimizi kapatalım. Birinci özelliğimiz. Köşegenler birbirine dik bir şekilde keserler. Tamam, bunu biliyoruz. Buradakiler de 90 derecedir bütün açıları. Köşegenler açıları iki eş parçaya bölerler. O zaman benim için şuradaki iki açının toplamı da 45 midir? O zaman burası da 45 derecedir. Burası dikse o zaman burası da diktir. AEB açısının ölçüsü 90 derece oluyor. ECB açısının ölçüsü ise gördüğünüz gibi 45 oluyor. Bakın özelliklerden ne kadar hızlı bir şekilde cevabını bulabiliyoruz. 90 ile 45'in toplamından cevabımız kaçtır? 135 olacaktır. Üçüncü sorusuyla devam ediyoruz. ABCD kare ve ABE'si ve ABE üçgeni eşkenar üçgenmiş. Şimdi AEB üçgeni eşkenar üçgense bunların bütün açıları birbirine eşittir. Ve bunlar kaç derecedir hepsi? 60 derecedir. Bunu biliyoruz. Burası da 60 derecedir. Evet. Benden nereye soruyor? EBC açısını soruyor. Yani şuradaki açıyı bulmuş olmam benim için cevap. Kare olduğu için bütün kenar uzunlukları birbirine eşit ve bütün kenarlarındaki açıları 90 derecedir. O zaman burası da 90 olacağı için 90'dan 60'ı çıkartırsak cevabımız 30 derece olmuş olacak. Dördüncü sorumuzda ise yine şunu unutmayacağız. Köşegenler birbirini tam dik bir şekilde orta noktalarından keserler. 21 derece ise benden nereye soruyor? EFC açısını. Aa, sorun çok basitleşti. Çok basit bir soru haline geldi. 90, 21'i toplarım. 180'den çıkartırsam buradaki açıyı bulur muyum? 90'dan 21'i topluyorum. 111, 180'den de 111'i çıkartırsak tam 69 derece
olmuş olacaktır. Karenin özellikleri de bundan ibarettir. Şimdi geldik yamuğun özelliklerine. Yamuk belki de diğerlerinden farklı olan özelliklere sahiptir. Adı üstünde yamuk, yani bütün kenar uzunlukları birbirlerinden 70 senelerle sürediğimizde farklı olarak söylüyor. Ama burada iki tane yeni bir yamuğumuz var. İlk yamuk ve ikiz kenar yamuk. Şimdi eskiden şunu demiştik. Bütün kenar uzunlukları, evet, şuradaki yamuğa baktığımız zaman bütün kenar uzunlukları birbirlerinden farklı. Ama burada dik yamuk açıları, bak iki tane açısı 90'lar derece. Burada ikiz kenar yamuk olduğu için iki tane kenar uzunluğu birbirlerine eşit olmuş olacak. Şimdi bir, en az bir tane çift kenar uzunlukları birbirine paraleldir. Yani şu iki kenar birbirine paralel değildir ama bu iki kenar birbirine paraleldir. Aynı şey burada da geçer. Bunlar şöyle hemen paralellikle gösterirsek, bunlar paraleldir. Buradakiler de birbirine paraleldir. Buradaki de birbirine paraleldir. Ardışık açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir. Yani örnek veriyorum, hemen şöyle 30 dereceyiz burası. Burası hop 150 derecedir. Ama şunu unutmayalım. Buradaki iki tane ardışık açının ölçü toplamı 180 olamıyor. Neden olamıyor? Hemen onlara değinelim. Dikkat ettiyseniz bakın, şekil üzerinden de bakarsak. Örnek veriyorum. Burası da bir geniş açıdır. Bakın burası da bir geniş açıdır. İki tane geniş açının toplamı hiçbir zaman 180 olamaz. 180'den fazla olacak. Yani bunların aslında açıları da birbirlerinden farklı olabilir. Mesela burası 40 derece ise burası 140'tır. Toplamları, iç açıları toplamı daima 360'tır. Ardışık iki açının toplamı, ya da şöyle bir cümle de kullanırız aslında. En doğru cümlesi şu olacak. Ardışık bir dar ile bir geniş açının toplamı 180 derecedir. İki tane geniş ya da iki tane dar açının toplamı 180 derece olamayacaktır. Ardışık bir dar ile bir geniş açının toplamı 180 derecedir. En az bir çift kenar uzunlukları birbirlerine paraleldir. Dört kenarı vardır, dört köşesi vardır, iki tane köşegeni vardır. Köşegen uzunlukları orta noktalarından filan burada kesmiyor. İç açıların ölçüleri toplamı 360'tır. Dış açıların ölçüleri toplamı 360'tır. Yamuğun birazcık diğerlerinde özellik anlamında farklılıkları var. Tekrar edelim. Dört kenarı vardır, dört köşesi vardır. En az bir çift kenarı karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Bir dar ile bir geniş açının toplamı, ardışık bir dar ile ardışık geniş açının toplamı 180'dir. İç açıların ölçüleri toplamı 360'tır. Dış açıların ölçüleri toplamı 360'tır. Hemen aşağıdaki sorularına bakacak olursak, bir yamuğun iç açılarına 3 tanesinin ölçüleri verilmiş. İç açıların ölçüleri toplamı 360 derece değil miydi hepsi? Evet, bunu biliyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Bu 3 tane açısını topluyoruz. 46, 134, artı 69. Toplarsak bunları 249 yapıyor. 360'dan da 249 çıkartırsak cevabımız 111 olarak verilmeyen açıyı bulmuş olacağız. Burada ise dik yamuk verilmiş. Bu dik yamukta B açısının ölçüsünü soruyor. Yani benden şu açının ölçüsünü soruyor. Hiçbir hamle yapmamıza gerek yok. Ne dedik? Ardışık bir dar ile bir geniş açının toplamı 180'dir. O zaman 180'den 36'yı, 136'yı çıkartırsak cevabımız 44 derece olacaktır. Ve sorumuzun cevabı 44 derecedir. Özellikle bilindiği zaman ne kadar kolay bir şekilde yapılabildiğini görmüş oluyoruz. Hemen sorularımıza devam edelim. ABCD yamuktur. AD, EC'ye eşittir. Burada farklı bir kural mı var? Hemen ona bakalım. 1. Eşitse karşılıklı en az mı? En az 2 ya da şöyle söyleyeyim. Karşılıklı en az bir kenarı birbirine paraleldir. Yani DC ile AB birbirine paralel olduğunu kuraldan söylemiştik. Şurada bir Z kuralı var mı? Var. Burası 38 ise o zaman burası 38 olacak mı? İkiz kenar üçgen var. İki kenar uzunlukları birbirine eşit olduğunu söylüyor. O zaman burası 38 midir? Güzel. Benden nereye soruyor? Tam ABC açısını soruyor. Yani buradaki açıyı soruyor. 1. Burada bir ABC üçgeni varsa 38 ile 38'i toplarım.
180'den çıkartırsam cevabı bulmuş olarak 38, 38 daha 76'dır. 180'den de 76'yı çıkartırsak cevabımız 104 derece olacaktır. Aşağıda ABCD bir yamuk, EBCD ise bir paralel kenar. Paralel kenarın özelliklerini hemen şöyle bakalım. Bizden nereye işte? ADE açısını istiyor. ADE açısını istiyorsa ADE açısı dediğimiz yer tam burasıdır. Ben burayı bulduğum zaman cevabı bulmuş olurum. Hemen özelliklerimize bakalım. 1. Karşılıklı açıların ölçüleri paralel kenarla birbirine eşittir. O zaman burası da 120 midir? 120'dir. Burada bir doğru açı varsa o zaman şuradaki açının değeri kaç derecedir? 60 derecedir. Ben bu üçgende o zaman 60 ile 70'i topla 180'den çıkartırsam soru işaretini bulur muyum? 60 ile 70'i toplarım 130, 180'den de 130'u çıkartırsak cevabı 50 derece bulmuş oluyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi burada aslında bütün dörtgenlerimizin yani paralel kenar, dikdörtgen, eşkenar, dörtgen, kare ve yamuğun bütün özelliklerini burada çok rahatlıkla bu tablo sayesinde önümüze koymuş olacağız. Şimdi sırayla gidecek olursak artıda koyabiliriz, tıkta atabiliriz, fark etmiyor. Hemen özelliklerini bir tekrar edelim sizlerle. 1. Paralel kenarın ya da şöyle söyleyeyim. Bütün kenarlar birbirlerine eşit. Hangilerinde bütün kenarlar birbirlerine eşit? Paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Bütün kenarlar birbirine eşit değildir. Dikdörtgende aynı şekilde iki tane kısa, iki tane uzun kenarı vardır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bu da olmuyor. Ama eşkenar dörtgende bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Karede bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Yamukta eşit olmama ihtimali çok yüksek zaten. Bunu biraz önce söylemiştim. Karşılıklı kenar çiftleri birbirine eşittir. Evet, paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Dikdörtgende karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşittir. Karede de aynı şekilde ama yamukta kesinlikle söyleyemeyiz. Bütün açıları 90 derecedir. Paralel kenarın iki tane dar, iki tane geniş açısı vardır. Bu olmaz. Dikdörtgenin bütün açıları 90 derecedir. Eşkenar dörtgen, bakın baklava dilimi demiştik. İki tane dar, iki tane geniş açısı vardır. Olmaz. Ama karenin bütün kenar uzunlukları 90 derecedir. Köşegenleri açı ortaydır diyor. Paralel kenarda böyle bir özellik yoktur. Dikdörtgende böyle bir özellik yoktur. Eşkenar dörtgen ve karede köşegenler açı ortay olabiliyorlar. Köşegenler dik kesişiyor. Paralel kenarda köşegenler dik kesişmez. Dikdörtgende köşegenler dik kesişmez. Eşkenar dörtgende kesinlikle birbirlerine dik keserler. Karede de dik keserler. En az bir çift paralel kenara sahip. Yani bir tane karşılıklı kenarları paralel olması yeter. Yani 1, 2 olabiliyor. Yani mesela paralel kenarda bütün karşılıklı kenarlar birbirine paralel mi? O zaman en az bir tane var mı? Var. O zaman paralel kenar. Dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare ve yamukta en az bir tane de olsa paralel kenara sahiptir. Bakın burada ise iki çift paralel kenara sahiptir. Paralel kenarın evet karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir bütün kenar uzunlukları karşılıklı olarak. Dikdörtgen aynı şekilde. Eşkenar dörtgen aynı şekilde. Kare zaten kenar uzunluklarıdır. Ama yamukta en az bir tane. İki tane yok. Karşılıklı çapraz açıların ölçüleri birbirine eşit. Yani karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit. Paralel kenarda evet. Dikdörtgende evet. 90 derece. Eşkenar dörtgende evet. İki tane dar, iki tane geniş açıların karşılıklı açıları birbirine eşittir. Karede 90 derecedir ama yamukta değildir. İç açıların ölçüleri toplamı bütün çokgenler daima 360 derece olacak. Evet çocuklar, bütün dörtgenlerimiz ya da işte, verebileceğimiz özelliklerle ilgili bütün hepsini vermiş bulunmaktayız. Özellikleri biliyorsak bu konuyla ilgili kesinlikle hata yapma şansımızı sıfıra indirmiş oluyoruz.
Öncelikle özellikleri çok detaylı ve net bir şekilde biliyor olmamız lazım. Yani köşkenden nerede birbirlerine ortalıyor, hangisinde dik bir şekilde kesişiyor, hangisinde köşegenler açıortay olarak açıyı ikiye parçaya bölüyor. İşte karşılıklı açıları hangilerinde eşittir, hangilerinin en az bir çift paralel kenara sahip gibi bu açıların değerlerini ya da bu özellikleri değerlendirirsek kesinlikle sorularda çok rahat edeceğiz. Hafta içerisinde sizlerle beraber yine de soru çözümümüz olacak. O soru çözümünde zaten detaylı bir şekilde kalan sorularımızı devam edeceğiz. Kaan 2 üzerinden de size ödevlerinizi vermeye devam edeceğim. Çünkü konuyu bayağı ilerlettiğimiz için Kaan 2'deki ödevlerinizi de yapmanızı isteyeceğim. Öncelikle hayırlı güzel bir hafta olacağını düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. İyi günler.